Sayın Bakanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok güzeldi. Zaten Türk Hava Yolları bir marka. Bu uzun yolculuklarda Türk Hava Yolları ilişkiliyorsunuz zaman bu yorgunluğu, bu yoğunluğu, bu uzunluğu elimine edecek güzel bir hizmet var. Çok güzel bir şekilde geldik. Geldikten sonra da çok yoğun temaslarla başladık. Çok güzel bir üçüncü gündeyiz. Yarın da dönüyoruz inşallah. Çok güzel. Sizi çok dinç gördüm maşallah. Sağ olun. Allah nazardan saklasın. Sebebi ziyaretinizi şimdi ben direkt mülteci konularına vesaire girmeyeceğim. Sınırı Suriye ile. Birazdan o konulardan bahsederiz derseniz. Sebebi ziyaretinizi öğrenelim önce. Burada ülkemizi çok güzel tanıtıyorsunuz. Çok güzel haberler var. Onlardan biraz bahsedersek. Aslında sebebi ziyaretimizin iki nedeni var. Bir tanesi burada tabii New York Belediye Başkanı bizim daha önce Brooklyn Belediye Başkanı'ydı ve bizim kardeş belediyemizdi. Sayın Başkan'ı biz geldi ziyaret ettikten sonra Sayın Başkan Gaziantep'e geldi. Özellikle mülteci meselesi, Suriye sınır, Brooklyn Belediye Başkanı iken çok yakinen ilgilendi. Yerinde takip etti ve çok güzel bir dostluk oluştu aramızda. New York Belediye Başkanı olarak seçilince de biz ilk ziyaretçisi olmak istedik. Tam da tevafuk, Gastro Show işte burada bu binada yapılma kararı almıştı. Çünkü yeni bir dönem, yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Özellikle bizim dünya büyük bir kaos ve kaotik dönemden geçerken pandemiyle birlikte çok hızlı bir şekilde yol almamız gerekiyor. Bu ekonomik olarak istihdam üreten, ihracat üreten sektörlerin başından bir tanesi sanayi, diğerisi de turizm. Özellikle artık kültürel turizm çok daha yükselen bir değer. Kültürel turizmin içerisinde bir taraftan hanlar, hamamlar, antik kentler, müzeler var ama bir taraftan da gastronomi gibi bu alanda UNESCO'nun network'üne giren şehirler, ülkelerde kendi içinde bir rota oluşturuyor, bir destinasyon oluşturuyor. Bu destinasyon güçlü bir destinasyon. Ve Türk Evi'nde burada Gastronomi Dernek Turizm Derneği'nin Ender Saraç Hoca'yla işte buranın yazar çizer takımı, buranın basınıyla, gastronomi basınıyla, buranın büyükelçileriyle bir lansman yapma kararı almışlardı. Biz de davet ettiler. Biz de New York, Amerika'yı çok önemsiyoruz. Hem zaten Başkanla da bir gelmek ve hayırlı olsun demek istemiştik. İkisi birbirine çok güzel uydu, denk geldi. Ve üç günden beri de bu iki amaçla orantılı olarak ziyaretlerimiz devam ediyor. Çok sevindim bunları duyduğuma. Hemen biraz önce kültürel mirastan bahsettik. İşte tarihsel değerlerimizden, tarihi yapılarımızdan. Biliyorsunuz Nizip'in 10 kilometre doğusunda bizim Zeugma Antik Kenti'mizde harika eserler, çıktılarımız var. Ve ben Gaziantep'imizi ziyaret ettiğimiz zaman orada harika Çingene Kız mozaiği veya diğer mozaikleri gördüm. Çok güzel değerlerimiz var. Antep yerlilerine, Gaziantep yerlilerine sorduğum zaman buranın tarihi değerlerini nereyi görebilirim dediğimde hep bana gastronomiyle ilgili örnekler verdiler. Hemen şurada tarihi, işte tabiri caizse beyrancımız var, şurada başka işte yiyecek var. Biz tanıtmak için ülkemizi, bu tarihi değerlerimizi, tarihi kalıntılarımızı neler yapıyoruz? Sizin çalışmalarınız neler şu anda? Biraz sonra gastronomiye gireceğim çünkü eline su dökemeyeceğimiz bir şehrimiz var. Gaziantep dünyada yani yeri doldurulamayacak bir şehirdir. Bu konuda hiç kimsenin aksini iddia ettiğini düşünmüyorum. Ama tarihi eserlerimiz bakımından da muhteşem bir şehrimiz ve hatta ülkemiz var. Bunun için neler yapıyoruz? Şimdi Anadolu Açık Hava Müzesi. Anadolu'da bütün medeniyetler, insanlık tarihi kadar eski bir geçmiş, bir coğrafya var. Daha dönemlisi bütün medeniyetler en güçlü, en zengin dönemini Anadolu'da inşa etmiş, Anadolu'da yaşamışlar. Medeniyet tarihine bakın, insanların işte insanlık tarihine bakın. Hepsinde Anadolu'da büyük bir geçmiş, büyük bir miras var. Maalesef bu kültürel mirası çok istediğimiz şekilde yatırıma, burada turizme dönüştüremedik. Niye böyle oldu bilemiyorum ama özellikle dünyayı gezdiğiniz zaman Avrupa'daki müzelere bakın, kaçırılan eserler iade edilmiş olsa Avrupa'da müze kalmayacak.
Kendi eserlerimize çok kıymet vermemişiz uzun yıllar. Onların yeterince sahiplenememişiz. Ama benim kendi tanıklık ettiğim süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızla 2001 yılında partimizi kurduktan sonra 2002 yılında parlamentoya başladığımda işte o harabe deyip üzerine bakmadığımız hanlar restore edilmeye başlandı. Eski kültürel miras dediğimiz eski eserler yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Düşünün, üstü örtülmüş bir sandık var. Açtıkça başka daha büyük hazine çıkıyor. Açtıkça başka büyük hazine çıkıyor. 20 yıldan beri onu açıyoruz. Her açtıkça başka bir güzellik, her açtıkça başka bir tarihi miras var, kültürel miras var. Ben artık ona bakınca diyorum ki ya Gaziantep'te 5 antik kent var. Geçit döneminin Kargamış'tan Yesemek'te en güzel dönemini görüyorsunuz. Zeugma'da Roma döneminin en ihtişamlı, en zengin dönemini, öyle bir zenginlik var ki adamlar oturduğu yerde, yer mozaiklerinde bugün işte Zeugma Müzesi'nde gördüğünüz muhteşem eserleri evlerin için inşa etmişler. Öyle bir yaşam şekilleri var, öyle bir zenginlik var, öyle bir şu ana kadar dünyanın en zengin adamı kim dediğinde onun yaşam şekline bak. İnanın o zamanda yaşanan Roma dönemindeki o ihtişam bu zamanda yok. Üzerinden yüzlerce yıl zaman geçmiş. Dolayısıyla Mezopotamya, Doğu Akdeniz büyük bir önemli bir coğrafya ve bu benim gördüğüm suyun yere, suyun olduğu yere medeniyetler kuruluyor. Su hayat veriyor. Medeniyetlerin kurulması için çok büyük bir imkan ve fırsat veriyor. Ve nerede su varsa oraya daha çok medeniyetler kurulmuş. Su tarihine bakın. Hep medeniyetler tarihi, yükselme dönemi hep suların olduğu yerde kendini gösteriyor. O yüzden Fırat bölge açısından bizim açımızdan çok önemli. Dicle aynı şekilde. Fırat'ın olduğu yerde çok büyük bir kültürel miras var. Hem Roma dönemi var, hem Geçit dönemi var. Bunların çok hızlı bir şekilde restore edilip ve bunları dünyaya tanıtmak gerekiyordu. Biz çok hızlı Kargamış'ı İtalyanlarla çalıştık. Restorasyon tamamlandı. Yesemek Geçici UNESCO'nun listesinde. Zeugma aynı şekilde UNESCO listesinde. 23 tane yalnızca belediyenin müzesi var. Bu olağanüstü bir şey. Bakanlığın müzesinin dışında nasıl tanıtıyoruz? Kültür ve Turizm Bakanlığı daha iyi tanıtmak için yeni dönemde bakanımız ajans kurdu, tanıtım ajansı kurdu. Çünkü tesisleşmeyi tamamladık, restorasyonları bitirdik. Artık kültür yollarını oluşturduk ama daha iyi tanıtım ihtiyacımız var. Tam onun için buradayız. Çünkü Amerika, New York bu işin ana damarı, ana merkezi. Buradan bütün dünyaya açılan bir network var. Bu network'ü çok iyi kullanmak gerekiyor. O yüzden Gastro Show'da bugün yaptığımız çalışmaları daha da çoğaltmalıyız. Bunu Avrupa'nın merkezinde daha yoğun bir şekilde yapmalıyız. Asya'da, Asya turisti şu anda en fazla para bırakan turist. Japonlar, Çinliler, Güney Koreliler kültürel turizme çok daha önem veriyorlar. Hepsi Kapadokya'ya geliyor. Kapadokya'ya baktığınızda Kapadokya'da büyük bir zenginliğe dönüştü. İstihdam sorunu yok. Kapadokya'nın kendi içinde Alev Hoca'nın da kurduğu bir üniversite var. Üniversite hayatın içerisinde teoriyle pratik birleşmiş. Gençlerin iş sorunu yok. Dolayısıyla bizim kültürel turizmi daha da güçlendirerek daha fazla insanı Anadolu'ya getirmemiz, Fırat'a getirmemiz, daha çok kişiyle oturup aynı sofrada ortak sorunlar, dünyanın ortak sorunlarını çözecek bir altyapı oluşturmamız lazım. O yüzden sofra çok önemli. Sofra birleştiriyor, sofra paylaştırıyor, sofra bereket. Sofra ortak sorunlar, ortak çözüm üretmek için size fırsat veriyor. Sofra deyip geçmeyin. Onun için buradayız ve tanıtıma devam etmemiz gerekiyor. Bu gastro şovun içinde neler yaptık? Türk mutfağı dediğimiz zaman aklımıza ilk kebaplar gelir vesaire.
Ama her bölgemizde, her şehrimizde, hatta bir öte sokağa gittiğimiz zaman bile farklı lezzetlerle karşılaşıyoruz. Türkiye'nin her köşesinde çok müthiş lezzetlerimiz var. Biz bu gastro show'da bunları insanlara göstermeye mi çalıştık? Neler yaptık bu dünkü şovumuzda? Bunu çok merak ediyorum. Ve dünyaya daha çok tanıtmak için neler yapabiliriz? Örneğin baklava dendiğinde Amerika'da şu anda baklava bildiğimiz kadarıyla merkezidir Gaziantep. Evet. Ama baklava dendiğinde Yunan baklavası denir. Mesela akla gelenlerden birisi budur. Amerikalılar bir Yunan baklavası alalım derler. Acaba baklava nereden geldi veya yeterince tanıtamadık mı da bunlar artık baklava, Greek işte Yunan tatlısı diyorlar. Yani bunları da çok merak ediyorum. Muhtemelen çok sormuşlardır bunu size ama. Şöyle dünkü tanıtımda en önemli şey malzeme. İyi bir yemek için önce baharatı ana ata tohumundan, biberiniz, işte domatesiniz, o Mezopotamya'nın, o Doğu Akdeniz'in toprağında, güneşinde, suyunda yetişmesi gerekiyor. O yüzden buradaki şeflerle yapıldı ama malzemeler hangi yemek yapılacaksa oranın toprağından geldi. Çoğunda biz Gaziantep'ten gönderdik. Ender Saraç Hoca'yla menüyü ayarlarken hoca bizden ne istiyorsa hocamızı hızlı bir şekilde gönderdik. Mesela işte sarmasından dolmasına bizim Oğuz elinin kurutmalıkları gerekiyor lezzet için. İstahiye'nin biberi ve salçası gerekiyor. Malzeme çok önemli ama beraberinde şef de çok önemli. Buradaki şeflerle de hakikaten dün baktık lezzeti, menünün, lezzetin çok başarılı şekilde yapıldığını gördük. Burada özellikle sizin söylemiş olduğunuz baklava örneğinde olduğu gibi biz coğrafi işaret nedir, coğrafi işaret neden alınmalıdır, bunları çok geç gündemimize aldık. Ama alır almaz da önemini gördük ve şu anda Türkiye'de 1000 coğrafi işaret alındı. Gıdada, gastronomide. Gaziantep 100. yılda bizi gazi yapan 100. yılımızdayız. 100. yılda 100 coğrafi işaret diye bir hedef koyduk. Yılı bitirmeden de 100 coğrafi işaret ulaştık. Bunun içerisinde yuvalamasından, menengiç kahvesine, haylan kabağından, firiğine, o toprakta çıkan bütün ürünleri hem ham madde olarak hem de işlemiş yemek olarak başvurularını yaptık. En son haylan kabağı, bize ait bir kabak var, çok özel bir kabak. Onun coğrafi işaretini aldık, firiğin coğrafi işaretini aldık. Şimdi neden kendi ülkemizin bu değerlerini komşular sahip çıktı? Nerede bir boşluk bırakırsanız hemen birileri doldurur. Biz 2008 yılında sanayi odamız Avrupa coğrafi işaretini ilk baklavada aldı. Türkiye Avrupa coğrafi işaretinin ne olduğunu Gaziantep örneğinde baklavada gördü. Dolayısıyla Gaziantep'te bir vizyon var. Gaziantep'liler de dünyayı gezip bunu nasıl ticarileştirebiliriz, bunu nasıl tanıtabiliriz diyen bir bakış açısı var. Şehirde bir medeniyet var. Çünkü çok eski bir şehir, çok tarihi, çok kültürel bir şehir ve çok iyi yetişmiş insan gücü var. Çalışkan, ekmeğini taştan çıkaran, vizyonu sahip olan sanayicilerimiz bir taraftan da kültürel mirasa sahip çıkıyor. Dolayısıyla ilk bu yapılınca arkasından Malatya'nın kayısısı, sonra işte Aydın'ın inciri Avrupa coğrafi işaretlerini almaya başladı. Bu hızlı bir şekilde modellendi ve güçlenmeye başladı. Demeye çalıştığım şey şu: coğrafi işaretin anlamı ne? Senin neyin meşhur diyor aslında coğrafi işaret. Anadolu'da o kadar çok meşhur olan, o kadar çok eser, o kadar çok ürün var ki bizim bunu tescillememiz gerekiyor. Bu tescil, bu bize ait kardeşim, sen buna sahip çıkma demek. Ve bu aynı zamanda ekonomi. Coğrafi işaretler bir network. Avrupa Birliği coğrafi işareti alan ürünlerin hepsinde bir destinasyon, bir rota oluşuyor. İnsanlar bunu tatmak için geliyor, yerinde deneyimlemek için geliyor, nasıl yapıldığını öğrenmek ve merak etmek için geliyor, merak ettiğini yaşamak için geliyor. Böyle bir önemli bir network. Gastronomi genelde ticaretin, finansın, alışverişin güçlü olduğu yerlerde gelişiyor. Yeme içme işi. Ve o yüzden San Sebastian'da, Paris'te baktığınızda, Londra'da finansın güçlü olduğu yerde, işte New York'ta, bütün dünya mutfaklarının buradan örneğini görebiliyorsunuz. O yüzden bizim
istihdam üreten, ihracat tüketen gastronomiyi küçümsemeden bunun üzerindeki bereketi ve büyüme gücünü güçlendirerek bu bir hizmet sektörü beraberinde. İçindeki şefinden tut öğrencisine, kadın kooperatiflerinden tutun çiftçisine, esnafına büyük bir ekosistem var. Bu pasta ne kadar büyükse şehir ekonomisi o kadar hızlı büyüyor. Biz bunu Gaziantep'te canlı şahidiyiz. Biraz önce sanayi şehri de dediniz, içinde geçti. Sanayi şehirlerinde biliriz, çevreyle ilgili biraz sıkıntılar olur. Hı. Biz yine sizden duyduğum yeşil şehir çalışmanız var. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Sanayide birçok çalışmanız var, trafikte birçok çalışmanız var şehirle ilgili. Yine birazdan siz aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanısınız. Tüm Türkiye'deki belediyelerle de ilgileniyorsunuz. Merak ettiğim bir konuda nasıl bu kadar şeye yetişiyorsunuz açıkçası? Yani ben kendimi yerinize koyuyorum, dayanamam gibi geliyor bana. Ama bu yeşil şehir projesini çok merak ediyorum. Biraz ondan bahsedelim. Bir konudan konuya atlamak istemiyorum çok ama çok fazla başlık var benim gündemimde. Öyle. Çok da merak ettiğim şey var. O yüzden zaten merak ediyorum nasıl yetişiyorsunuz. Yeşil şehir nedir? Yeşil şehir aslında bakın Birleşmiş Milletler'in ana binasında komşuyuz şu an Türk evinde. Yıllarca sürdürülebilir kalkınmadan bahsederken ekonomik kalkınma ile birlikte çevresel, doğaya saygılı kalkınma ve insana saygılı, insani kalkınma, sosyal adalet, sosyal barışın sağlanması, toprağı, suyu, havayı koruyarak kalkınma modeli dedikleri şeyi Birleşmiş Milletler'in o yeşil mermeri salonunda çok konuşuldu. Ne zamana kadar? Pandemiyle birlikte, koronayla birlikte artık bunun bir dilek, bir temenni değil, bir zorunluluk olduğunu, küresel ısınmanın sonucu olarak bugün yaşadığımız bulaşıcı hastalıkların en temel sorunu olduğunu artık biz insanı korumak için çiçeği, böceği, ağacı, kurdu, kuşu, uçan kuştan arıyı, her şeyi, büyük bir ekosistem var doğada. İnsanoğlu maalesef koruyarak kullanmayı bilmediği için yok ederek kendi yapmak istediği hedeflere ulaştı. Ama bunun doğru olmadığını maalesef 2 yıldan beri gözle görmeyen bir virüs bütün hayatımızı mahvetti. Ve şimdi artık insanoğlu diyor ki bu bir sonuç, akıllı ol, tedbir al. Tedbir al, tedbir al, tedbir al. O yüzden Paris Anlaşması imzalandı. Bütün dünya şu anda kendi şehrini yeşillendirmeye çalışıyor. Yeşil demek temiz demek. Havayı temiz tutacaksın, suyu temiz tutacaksın, attığın atık sular balığı öldürmeyecek, ağacı kurutmayacak, insanı hasta etmeyecek. O yüzden biz nasıl yeşil olduk? Biz İbiadi'nin yeşil şehir sözleşmesini imzaladık. Biz 2014 yılında, ben aynı zamanda mühendisim, imar master planı, ulaşım master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. İklim master planı ne demek? O şehrin kirletici unsurları ne? Bunu ölçtük. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi düzeltemezsin. Ölçtüğümüz zaman sanayinin kirletme gücünü nasıl azaltacağız? Nasıl yüksek biyolojik arıtmaya geçeceğiz? Nasıl ön arıtmalar yapacağız? Bunu çalıştık. Belediyeyi direkt ilgilendiren 3 konu var. Birincisi ulaşım. Ulaşımda hemen araçlarımızı gençleştirdik. Doğalgaza geçtik. Beraberinde tramvay ve metronun altyapısını oluşturduk. Havayı kirletmeyen, karbondioksit salınımı yapmayan ulaşım. Bisiklet ve bisiklet yolu. Ve akıllı ulaşım. İkincisi enerji. Isınmada özellikle kendi tükettiğimiz enerjiyi üretirken yenilenebilir enerjiye bize büyük bir fırsat verdi. Enerji AŞ'yi kurduk, bilişim AŞ'yi kurduk. Hemen mesela kendi belediyenin tükettiği enerjisi 27 megawatt yaklaşık. İBAD'den yeşil şehir olunca yarısını hibe olarak aldık. Bu güneş enerjisine yatırım anlamına geliyor. Bu önemli bir başlangıçtı. Şimdi bunu daha da büyütmeye çalışıyoruz. Güneş enerjisi, biyogaz, rüzgar enerjisi, fosil olmayan, karbondioksit salınımı yapmayan enerjiye yatırım yapmaya başladık.
Üçüncüsü ısınma. Isınmada kömür ağırlıklı olan ısınmayı, doğal gaza geçme, sosyal yardım verdiğimiz kömür desteğini doğal gaza çevirme ile ilgili hükümetimiz Paris Anlaşması imzalayınca orada Aile Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı buna çok sıcak baktı. Şimdi biz de kömür dağıttığımız, daha çok sosyal yardım verdiğimiz mahalleleri hızlı bir şekilde doğal gaz tesisine geçme, doğal gaz sobasını çözme gibi bir elimizde proje var. Bu niye önemli? Bu havayı kirletmemek için önemli. İşte bunlara dikkat edince, bunlar için yol haritası çizince, kişi başına düşen yeşil alanı artırmak için çalışmalar yapınca uluslararası toplum seni yeşil şehir olarak ilan ediyor. Bu şekilde biz yeşil şehir olduk Gaziantep olarak. Yeşil şehir bir yol haritası, doğaya ve insana saygılı büyümede temiz enerji, temiz ulaşım, temiz hava, temiz su, bunları temiz tutmak için büyük bir gayret göstermedik. Tek başına ağaç anlamına gelmiyor. Harika. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanısınız aynı zamanda. Yaklaşık 1400 belediye ile içli dışlısınız. Onlarla da ilgileniyorsunuz. Kendi şehrinizin yanında onlarla da ilgilenmek durumundasınız. Yine yeşil şehirle ilgili onlarla yaptığınız çalışmalar var mı? Ya da birlikte yaptığınız çalışmalar nelerdir onlarla? Şöyle yapıyoruz. Belediyeler Birliği'nde yeni bir vizyonla devam ediyoruz. Dünya nereye gidiyor? Diğer dünyadaki belediyeler birliğiyle nasıl yoğun çalışabiliriz? Kardeş belediyeciliği nasıl güçlendirebiliriz? Daha da mühimi, belediye başkanının vizyonunu, ekibini nasıl daha güçlü hale dönüştürebiliriz? Kurumsal kapasitesini. Anadolu'da her zaman yetişmiş insan bulmak kolay olmuyor. Biz Ankara Merkezli Belediyeler Birliği'nde eğitici eğitimleri vererek fikir yarışmaları açıyoruz. İşte daha önce yapmış olduğumuz akıllı şehir, yeşil şehir, güvenli şehir, dirençli şehir başlıklarında belediyelere diyoruz ki bir fikriniz varsa bize getirin, biz size mali destek verelim. Bir yıl sonra bunu hayata geçirirseniz daha da güçlü mali destek verelim. Bu şekilde belediyelerimizin hepsiyle proje bazlı çalışıyoruz. Uluslararası bir vizyonla çalışıyoruz. Proje ekiplerine onların iyi proje yaptıkları zaman nereden kaynak bulacaklarını, finansal destek bulacaklarını onlarla anlatıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla yerel diplomasi, yerel büyük bir uygulama, hükümetin koymuş olduğu vizyonu hayata geçirme, ete kemiğe büründürme. O yüzden başkanlarımızı ve ekibini kuvvetlendirerek evrensel bakış, yerel hareket etme, evrensel düşünüp yerel bir şekilde bunu hızlı uygulama imkanı ve fırsatı vermeye çalışıyoruz. Ekonomi dediniz. New York Eyaleti Ekonomi Kalkınma Ajansı'yla temasınız var ve çalışmalarınız var. Biraz ondan bahsetsek. Bizde kalkınma ajansları çok güçlü çalışıyor. Burada da New York Belediye Başkanı ziyaretinde, New York Belediye Başkanımız hayırlı olsun gidince bize çok ciddi sorular sordu. Çok iyi bir şekilde dinledi. Mesela bizim eğitimle ilgili aldığımız tedbirleri merak etti. Ben anlattım. Güvenli okul projemizi anlattım. Çocukların internete ulaşamadığı zaman belediye olarak ne yaptığımızı, dağıttığımız laptopları anlattım. Tek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklemeden yerelin de bu konuda nasıl işbirliği yaptığını anlattım. Çok ciddi bir şekilde dinledi. Birlikte ne yapılabilir diye konuştu. Sonra bir gün sonra da New York Belediye Başkanı'nın da içinde olduğu ajansın elemanlarıyla bir araya geldik. Orada da genç, hakikaten vizyon sahibi çocuklar var. Onlar bize New York'un şehir planlamasını, stratejik planlamalarını, burada özellikle yapay zeka stratejik planlaması gibi, internet stratejik planlaması gibi akıllı şehirler, yeşil şehirlerde New York'ta yapılan çalışmaları bize anlattılar. Birlikte ne yapabiliriz diye konuştuk. Birlikte yapılması gereken, bana göre önemli olanlardan bir tanesi burada. Üniversite, belediye işbirliği çok güçlü. Teoriyle pratik çok hızlı bir araya geliyor. Şehir, üniversiteler için belediyeler büyük bir pilot çalışma. Büyük bir okul ve yapmak istediklerine büyük bir fırsat veriyor. Bizde de kısmen oluyor ama baktığım zaman burada çok daha etkin. Çünkü çok güçlü üniversiteler var. Yerel buna fırsatı verince herkes buradan kazanıyor.
Bizim de bu alanda daha onlarla güç birliği yapmamız gerektiğini gördük. İnşallah bu konuştuğumuz başlıklarla ilgili yeni bir yol haritası çizeceğiz ve çok daha güçlü çalışmalar yapacağız birlikte. Zaten Brooklyn Belediye Başkanı iken evet. de sizi ziyarete gelip gidiyordu. Karşılaması da çok güzel. Daha genel bir konuya değineceğim şimdi. Çünkü biraz önce bahsettiniz Paris Anlaşması. Ancak Trump döneminde biliyorsunuz bu anlaşmayı feshettiler. Sonra tekrar Biden başvurdu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Biden hakkında ortak nokta bulması çok zor bir insan gibi ifadeler kullandı. Siz yeni Amerika Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tabii Trump'ın ben şöyle gördüm. Çok gelip gittiğim zaman görmüştüm. Zaten önce seçilirken hatırlarsanız işte Hillary'nin seçileceği kesin gözüyle bakılınca Trump seçildi. Trump içe kapanmacı, aslında Amerikalılar için çok doğru olan bir yöntemde bir göç ülkesinde çok radikal kararlar aldı. Millet çok, dünya çok endişelendi. Ama kendi içinde de bir ciddi yatırım atağına, bir özel sektör mantığıyla. Çünkü New York'a belediyeci gözüyle bakıyorum, çok eskimiş. Çok ciddi tamire ihtiyaç var. Boya badana gibi çok basit işlemlerde bile bakıyorsunuz New York'a yakışmayan görüntü kirlilikleri var. O yüzden Trump'ın özel sektör mantığıyla bunları hızlandırdığını gördük. Fakat Trump koronayı iyi yönetemedi. Hafife aldı. Bu da çok ciddi kendine seçim kaybetmesine neden oldu. Demokratların, Biden'ın özellikle Yeşil Şehirler Paris Anlaşması'nı imzalayarak başlaması dünyaya büyük bir güven verdi. Hakikaten çok önemliydi. Onların bu duruşuyla birlikte dünya hızlı bir şekilde bu konuda yatırım yapmaya başladı. Bunu devam ettirmek lazım. Her konuda anlaşamayabiliriz. Amerika bizim ortak stratejik ülkemiz. NATO ülkesi birlikte çok büyük bir geçmişimiz var. Fakat son dönemlerde özellikle Suriye meselesinde devletten devlete değil de terör örgütleriyle işbirliği yapması Türk halkını hem üzüyor hem bu konuda Amerika'ya, o büyük Amerika'ya yakışmadığıyla ilgili bir kanaat oluşturuyor. O yüzden ortak sorunlar var, ortak çözüm üretmek gerekiyor. Demokrasi dışı eylemlerden uzak durmak gerekiyor. Amerika'nın özellikle 15 Temmuz'da yaşananlara baktığınız zaman çok daha sağlam, çok daha devleti destekleyen, çok daha darbecilere karşı sağlam durması gereken bir beklentimiz var açıkçası. Çünkü dostluk bunu gerektiriyor. Bir NATO ülkesi olma bunu gerektiriyor. İnşallah daha çok konuşarak, çünkü kutuplaştırma, karıştırma, kamplaştırma kolay ama bunlar sorun çözmüyor. Bizim sorun çözmemiz için daha çok masada olup daha çok ortak sorunlara ortak çözüm üretmemiz gerekiyor. Türkiye çünkü tek Türkiye'den ibaret değil. Gönül coğrafyamız ve kendi interlantımız çok kuvvetli. Amerika'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Oturup birlikte daha güçlü çalışmaları gerekiyor. İnşallah bu yeni dönemde bundan ümitliyiz. Ümit var olmak istiyoruz ve bize düşeni yaparak dünya barışı için, dünyanın geleceği için ortak sorunları çözme iradesini güçlü tutmak istiyoruz açıkçası. Burada da yerel diplomasi çok önemli. Yereli de, yerelden yereli de güçlü tutmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Biden talihsiz bir şekilde Ermeni lobisinin baskısı altında kalarak soykırım ifadelerini kullandı ki uzun yıllardır biz böyle bir şey duymadık Amerika hükümetinden ya da yöneticilerinden. Neden Türkiye'ye bu ön yargı var hala? Yani bunu nasıl kırabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Aslında Türkiye ön yargıdan daha çok kendi seçim stratejilerini, kendi oy kaygısıyla küçük düşünen bir anlayış var. Biz hep dedik ki bu meseleleri tarihçilere bırakalım, önümüze bakalım. Siyaset çözüm üretme, insan kazanma sanatı. Geçmişle hesaplaşacak olursak bizim kadar geçmişi temiz olan hiçbir ülke yok. En rahat biz hesaplaşırız. Hep zulüm gören, hep baskı gören, hep hakikaten zorluklar yaşayan, hep kan gören, hep gözyaşı yaşayan bir coğrafyada yaşadık.
bunun hesabını sormaya kalkacak olursak çok daha elimiz güçlü bizim. Ama biz hep önümüze bakmaya çalışıyoruz. Geçmişten ders alıp geleceği inşa etmek istiyoruz. O yüzden Amerika'nın kendini seçenlere karşı verdiği, seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirme gibi başkanlarda böyle bir duruş oluyor. Ama bunun kazananı yok. İşte son hafta alınan kararla da özellikle sınırda bizim daha baştan bu işi bir soykırım değil, bunu bir o günün şartlarına göre değerlendirip o günün şartlarında kendi toprağını korumaya çalışan halkın göç yolundaki yaşanan şeyleri bir soykırım olarak tanımlarsanız her ülkenin tarihinde bunlar yaşanmıştır ve en az yaşanan ülke de Türkiye'dir. Bunu tarihçiler, söz sahibi olan tarihçiler söylüyor, bilim dünyası söylüyor. Siyasetçilerin bu işte bunun üzerinden, geçmişe yönelik bu yaşanmış acılar üzerinden yeni siyaset üretmesinin kazananı yok. Önümüze bakmamız gerekiyor ve buradan daha çok işbirliği yapacak ortak alanlar üretmemiz gerekiyor. Farklı düşünebiliriz. Demokrasinin gereği bu. Siyasi partiler bunun için var. Ama ortaklığımız farklılığımızdan çok daha fazla. Ortak alanları belirleyip yol gitmemiz gerekiyor. Amerika ile de ben çok fazla ortak alanımız olduğunu ve yol gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ermenistan'la son dönemde atılan adımlar var. Normalleşme süreci başladı. İki tarafın da birçok adım attığını gördük. Bu da devam ediyor. Bölgeye nasıl bir etkisi olur bunun, bu atılan adımların? Barış her zaman iyidir. Yurtta barış, cihanda barış, her zaman elimizi kuvvetlendirir. Ülkemizde 4 milyon aşkın mülteci var. Bunlar kayıtlı olanlar. Bunların çoğu da Gaziantep'te şu anda. 500 binden fazla biliyorsunuz mülteci var. Gaziantep Belediyesi olarak siz neler yapıyorsunuz? Onların barınması, ısınması, eğitimi, sağlığı, bu konuda çok büyük bir yük var üzerimizde. Siz neler yapıyorsunuz bunlarla ilgili? Şöyle bölgede bakarsak bizim Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa toplam mültecilerin yarısı sınırda. Haklı olarak insanlar en başı sıkıştığı zaman nereye gidiyor? Güvenli liman, komşusuna sığınıyor. Tabii 10 yıl oldu. Artık misafirlik falan kalmadı. Hele pandemiyle birlikte dünya büyük bir kaos yaşarken mülteci meselesini yönetebilmek çok ağır bir yük. Daha çok kaynaşmak, daha çok paylaşmak, daha çok ben göçün bir sonucu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar niye göç etmek zorunda kalıyor? İnsanlar niye Amerika'ya gelmek zorunda kalıyor? Eğer kişi başına düşen milli gelir günlük 1 doların altında yaşayan insanlar yaşam savaşı veriyorsa, 5 yaşına gelmeden çocuklar temiz su bulamadığı için ölüyorsa, burada hiç kimse masum değil. Dolayısıyla insanlar yaşamak için göç etmek zorunda kalıyor. Göç yolunda ölüyor. En çok kadınlar ve çocuklar bundan dezavantajlı gruplar rahatsız oluyor. Bir de bizim bölgemizde tabii ülkelerin enerji hesapları var. Bir damla petrolün bir damla kandan daha değerli olduğu çok zamanlar yaşadık biz. Hep enerjinin, petrolün olduğu yerde hiç zulüm bitmedi, acı bitmedi, gözyaşı bitmedi, savaş bitmedi. Kazananı da yok bunun. O yüzden bunun üzerinden bizim acılar üzerinden bir şey inşa etmeden daha çok göçü azaltacak koruyucu tedbirler almak gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak biz 10 yıldan beri en az zararla buradan çıkalım, kendi insanımızı en az zararla buradan çıkartalım diye büyük gayret gösterdik. Bir model oluşturduk. Gaziantep modeli, birlikte yaşam modeli. Çocukları birlikte okutma, birlikte çalışma modeli. Çünkü insanlar tanımadığın, bilmediğin düşmanı. Eğer kutuplaştırırsak gettolaşıyor. Gettolaştıkları zaman radikalleşiyor. Radikalleştiği zaman terörize oluyor. O her yerde birlikte iş yapma dediğimiz model aslında iyi bir entegrasyon modeli, iyi bir kalkınma modeli ama çok ciddi finansal destek ve yardım gerekiyor. Bu konuda tabii biz iyi çalıştığımız ülkeler var. Japonlarla çok iyi çalıştık. Altyapıda çok yoğun nüfus göç alınca ciddi bir altyapı ihtiyacımız oldu. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile en fazla çalışan
belediyelerden biri oldum. Ama sorun o kadar büyük ki gelen destekler hem yavaş geliyor hem yeterli değil. O yüzden yeni dönemde hem göçü tamamen önleyecek tedbirler, herkesin kaldığı toprakta, doğduğu toprakta yaşayacağı tedbirler almak lazım. Hem göç mecbur kalıyorsa göç eden ülkelerin yerel yönetimlerine daha güçlü destek vermek gerekiyor. Bunu konuştuğumuz işte Birleşmiş Milletler'le, Avrupa Birliği'yle ortak projeler yapıyoruz. Ortak çalışmalar yapıyoruz ama daha güçlü bir çalışma, daha hızlı bir çalışma yöntemine ihtiyacımız var. Bunun için de büyük bir gayretle uğraşıyoruz. Türkiye'de birçok kesim, biz onlara misafir desek de ya da ailemizin bir parçası desek de, aynı kültürün, aynı coğrafyanın insanlarıyız desek de, bizim yine ülkemizde bir kesim onlara çok iyi niyetle bakmıyorlar diyebiliriz tabiri caizse. Yani birçoğu ülkemizde onları istemiyorlar. Bu bakış açılarına ne diyorsunuz? Aslında ırkçılık kötü bir şey. Empatiden yoksun davranışlar kötü bir şey. Hoşgörüsüz bir toplum olmak kötü bir şey. Nefret kötü bir şey. Mesela mültecilerle alakalı çok ön yargı var. Diyorum ki hiçbir araya geldiniz mi? Hiç ortak bir çalışma yaptınız mı? Hiç belki de bir araya gelmemiş ama bir kafada korkunç bir de siyasilerin de özellikle seçim öncesi kararsız seçmen üzerinde mülteciler üzerinden çok ciddi bir alan açıyorlar. Alan açmada başarılı oluyor. İşte bir işsiz kalan biri için. Halbuki Suriye meselesinden değil, koronadan dolayı dünyada bir küçülmeye gittiğinde işte bunu bir Suriyeli'den dolayı, Suriye'de olmasaydı ben işimden olmayacaktım gibi. Veya işte kira fiyatları yükseldiğinde elbette etkisi var. Ama kira fiyatları yükselmesinin tek başına nedeni onlar değil. Biz iç göçte alıyoruz. Daha fazla konut yapmak gerekiyor. Arz talebi dengelemek gerekiyor. Çözüm odaklı çalışmadan daha çok birilerini suçlayarak ve onlardan nefret ederek giden bakış açısı bizi çok zorluyor. Çok yoğuruyor. Gönlümüzü yoğuruyor. Ve genellemeleri ben hiç doğru bulmuyorum. Bütün göçmenler, bütün Suriyeliler dediğiniz zaman orada hakikaten geldiği topluma çok faydası olan, eğitimini tamamlamış, çok güzel destekler olan sanayicisi, ticaret adamı, bilim adamı insanlar var. Onları da aşağı çekiyoruz, onları küçük görüyoruz. Onları haksız bir şekilde kategorize ediyoruz. Bunların hiçbiri doğru değil, toptancı bakışta değil. Daha mikro, çözüm odaklı götürmek gerektiğini düşünüyorum. Çözümün de, dünyadaki çözümün de bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Amerika'daki bu FETÖ meselesi, aynı zamanda Ermeni meselesi vesaire, bunlarla ilgili doğruları insanlara duyurmak için başta TASK olmak üzere birçok burada Türk-Amerikan toplumu ve dernekleri çalışmalar sunuyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Burada hem Türkiye sevdalıları hem bu dernekler başta TASK olmak üzere onlara bu konularla ilgili tavsiyeleriniz neler olur? Şöyle, biz yurt dışında çok ciddi bir şekilde kaliteli göç veriyoruz. Hakikaten ülkemizin en iyi okullarında okumuş, bugün işte aşıyı yapan, baktığınız zaman Uğur Hoca ile Tülin Hoca'ya çok iyi yetişmiş kişiler, BioNTech gibi çok önemli bir aşı buldular. Veya Aziz Hoca gibi Nobel alan bilim dünyasında, ticari hayatta çok güçlü kişilerimiz var, beşeri sermayemiz var. Maalesef bizim bu sayısal olarak gücümüzü bir lobiye dönüştürmede zayıf kalıyoruz. Lobi gücünü kullanamıyoruz. Bir avuç insan birleşip bizim bu koca gücümüze karşı bir alternatif gücü oluşturabiliyor. O zaman bizim partimiz ne olursa olsun, yaşam şeklimiz ne olursa olsun, memleket meselesinde bir araya gelmemiz, TASK'ın bugün yapmaya çalıştığı gibi daha güçlü ses çıkarmamız gerekiyor. Daha güçlü örgütlenmemiz gerekiyor. Kendi içimizdeki kırılmalar, dökülmeler bizi zayıflatıyor. Onu bir farklılık olarak görüp, kabullenip büyük fotoğrafı ve daha güçlü işbirliğini kendi içinde yurt dışında temin etmemiz, tesis etmemiz gerekiyor ki söz sahibi olalım, yönetici olalım, karar mekanizmasında olalım, birilerinin bizim adımıza karar vermesini beklemeyelim, o kararı biz verelim.
O yüzden buradan çıkarılacak çok ders var. Eskiye göre daha iyiyiz ama daha da iyi olmalıyız. Bu gücümüzü dünya barışına, ülkemizin geleceğine kullanmalıyız diye düşünüyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptınız. Şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanısınız. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanısınız. Yoğun bir temponuz var. Gaziantep'imizi dünyanın mutfağı olarak ben görüyorum açıkçası. Sizin kendinize ayırdığınız muhtemelen çok vakit kalmıyor bu yoğunlukta. 2-3 tane soru var aklımda. Birincisi örneğin, bu yoğunlukta kendinize çok vakit ayırabiliyor musunuz? Mutfağınız nasıl? Aşçılığınız nasıl? Bunu çok merak ediyorum. Saygı göstererek kusura bakmayın yanlışım varsa. İkincisi, bakanlık döneminde mi çok yoruluyordunuz? Yoksa şu anda belediye başkanlığı döneminde mi çok yoruluyorsunuz? Muhakkak ikisi de çok yorucu süreçler ve eminim birçok işi hala devam ettiriyorsunuz siz. Ve son olarak sizi çok yordum. Çok teşekkür ediyorum. Harika keyif aldım. Sağ olun. Evde bakanımız nasıldır? Onu çok merak ediyorum. Ben bağışlayın lütfen. Şöyle, tabii ilk soruya gelecek olursa Antep yemeklerini çok iyi bilirim. Çünkü doğduğum mutfak annemin, özellikle annemin dolması, annemin yuvalaması, annemin ufak köftesi çok özeldi. Annemin çok başarılı bir şeyi var, mutfak altyapısı vardı. Biz o şekilde büyüdük. Her Antepli iyi bir gurmedir. Ben hep derim ağzı laboratuvar gibidir. 2 milyon gurme var derim ve herkes annesinin dolmasını ister derim. O yüzden zorduk bizim Antepli'ye yemek beğendirmeyi. Çünkü doğar doğmaz o lezzete alışıyor, damak lezzeti. Benim tabii iyi Antep yemeği iyi zaman istiyor. Hiçbir zaman o zamanım olmuyor. Ama evde Antep yemeğimiz pişer. Ben zaman buldukça yapmaya çalışırım ama ancak çorba yapacak zamanım oluyor. Çünkü yuvalama için 3 saat lazım. Böyle bir zaman hiçbir zaman olmuyor. Ama Yuvalamanızı iyi yemeyeceğim yuvalama, iyi yuvalama nasıl yapılır bilirim. İyi yuvalama için MSM'yi kurduk. Sulu yemekleri, Antep yemeklerini, ev yemeklerini artık Mutfak Sanatları Merkezi'nde tattırabiliyoruz. Orada çok güzel yetişmiş şeflerimiz var. Her zaman bekliyoruz. İkincisi başkanlık mı bakanlık mı derseniz bu dönem başkanlık çok daha zor oldu. Olağanüstü bir dönem çünkü bütün en zor dönemler dibinizde koca bir savaş var. 500 bin mülteci var. Buradan şehre en az zarar çıkartarak şehrin halkınıza verdiğiniz büyük yatırımları yapmak durumundasınız. Bakanlıktayken bütçeyi maliyeden çok rahat bir şekilde alıyordunuz. Ve para sorununuz yoktu. Burada bütçeyi de kendiniz bulmak zorunda kalıyorsunuz. Dış fonlardan daha çok proje desteği getirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu zor zamanda bütçe olmadan hiçbir şey olmuyor. Finansal güç çok mühim. Finansal olarak güçlenmediğiniz zaman yapacağınız işler dilek ve temenni olarak kalıyor. O yüzden daha da zor. Bakanlık mı başkanlık mı derseniz başkanlık çok daha zor oldu bu dönem. Ama şöyle de bir şey var. En zor dönemde iyi iş çıkardığınız zaman da bu sizi motive ediyor. İyi iş yapmış olmanın keyfini, halkınızın gözündeki sevgisini, muhabbetini görmeyi Rabbim bize nasip ediyor. O yüzden Allah'ıma hamd edip ve şükrediyorum. Evde nasılım? Evde aslında anneyim, iki tane evladım var. Eşimle ta evliliğimizde biz iş arkadaşı olarak özel sektörde ikimiz de mühendislik. Ben orada çalışırken o da mühendis olarak işe girdi. Ve şu anda çocuklarımız eğitim hayatlarını tamamladı. İş hayatına atılıyorlar. Uzun bir yoldan geliyoruz. Her zaman için böyle bir içimde şey vardı. Daha iyi anne olmak, daha iyi eş olmak. Hep o eksik kaldığını düşünüyorum ama geride iyi bir planlamayla, kaliteli zamanla onların bana verdiği destekle de bunu iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Hem kariyer hem çocuk yapılabileceğini hep hayatım boyunca göstermeye çalıştım. İnşallah başarmışımdır diye düşünüyorum. Duruşunuzla, sergilediğiniz tavırlarla, sadece iki çocuğunuz yok buna eminim. Evet. Bence Türkiye'nin birçoğu size anne gözüyle, abla Çok gözüyle, şükür. ailenizden bir birey olarak görüyor. Çok güzel örnek oldunuz. Çok Son teşekkür ederim. olarak söylemek istediğiniz, Task TV adına konuşmak isterseniz veya bizim Türk toplumu adına, Amerika'daki yaşayan Türk toplumları adına söylemek istediğiniz
Burada yaşam çok önemli. Çünkü artık dünya vatandaşlığı var. Küreselleşme, sınırların kalktığı yeni bir dünyayı bize inşa ettiriyor. Ama insanın doğduğu topraklara da çok büyük bir gönül yakınlığı var. Yani hangi makamda olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, doğduğunuz yer çok mühim. Toprak çok önemli. Aileniz çok önemli. Bu duyguları hiç kaybetmemelerini özellikle belirtmek istiyorum. Kaybetmediklerini de düşünüyorum. Kendi kendilerine yetip artık güçlü olan Amerikan toplumunda çok güçlü karakterler var. Çok güçlü yetişmiş her alanda, bilim dünyasında, ticari alanda, sivil toplumda çok güçlü karakterler var. Ne olur sıla-i rahim yapsınlar. Dönsünler kendi topraklarına, kendi akrabalarına, kendi ailesine zaman ayırsınlar. Onun keyfini yaşasınlar, onun mutluluğunu yaşasınlar. Okuyamayan bir çocuğa okutmak için destek olsunlar. Çünkü veren el olmak çok güzel. Bu duyguyu o sosyal sorumluluk diyor modern dünya ama biz de Kerim devlet olma, bizim medeniyet kodlarımızda akrabaya destek olma, aileye yardımcı olma, kendi doğduğun topraklara destek olma çok önemli. Bu duyguyu hiç kaybetmemelerini özellikle istirham ediyorum onlardan. Sizi çok yordum. TASK adına ve TASK TV adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Ben çok mutlu oldum. Sizi daha yakından tanıma imkanı buldum. Keşke biraz daha vaktimiz olsa diyeceğim ama çok yorulduğunuza eminim. Sağ olun. Çok mutluyum sizi tanıdığım için. Vaktinize sağlık, emeğinize sağlık. Umarım tekrar görüşmek nasip İnşallah. olur. Sizleri Çok de teşekkür ederim. bekliyoruz. Bütün aileye selamlarımızı iletiyoruz. Çok TASK teşekkür ederim. ailesine sevgisini, hürmetimizi iletiyoruz. Bütün dinleyicilere, bütün izleyicilere de yeni bir yıl her şey gönüllerince olsun. Sağlık, mutluluk, afiyet diliyoruz. Çok teşekkür ederim Hoşça kalın. efendim. Sağ olun.